Polinomlarda dereceyle devam ediyoruz. Derecenin özelliklerini verip sorularını çözeceğiz. Şimdi polinomun derecesi neydi? En e, X'in kuvveti en büyük olan polinomun derecesi oluyordu. En yüksek dereceli terim. O, onun sayısına e, konuşamadım. X'in oradaki kuvvetine derece diyorduk. Bunu der X ile gösteriyorduk. Bunu zaten bahsetmiştik bundan. Şimdi özelliklerine gelelim. Burada bu özellikleri çok kullanacağız. der X M. Der Qx ne? Yani Px'in derecesi M. Qx'in derecesi ne? M büyük ne demişiz? Yani Px'in derecesi daha büyük olarak almışız. Eşitlik durumunu çünkü eşitlik durumunda farklı şeyler oluyor. M büyük ne? Yani Px'in derecesi Qx'in derecesinden büyük. M ne? Doğal sayı tabii ki derece olduğu için. Çarpım yaptığım zaman der Px çarpı Qx M artı ne? Yani polinomları çarptığım zaman dereceleri toplarım. Neden? Mesela der Px'in derecesi M ise X üzeri M'li bir terimi var demek e Der x'in derecesi. Devamı önemli değil benim için. Derece önemli ya benim için. QX'de de demek ki X üzeri N'li bir terim var. E bunları çarptığım zaman sonuçta buradan ne gelecek? X üzeri M çarpı X üzeri N'li bir terim gelecek. E, sonuçta üstü sayılarda tabanlar aynıysa üstleri toplamıyor mu? Evet. Ne oldu burası? X üzeri M artı N. Yani derecem M artı N oldu. O zaman polinomları çarptığım zaman bu çarpımın derecesi çarpımın derecesi M artı N lütfen şuraya dikkat et. Şu iki gösterim birbirinden farklı. Px çarpı Qx'in derecesi m artı ne? Ama der Px çarpı der Qx. Sonuçta der Px m der Qx ne? m çarpı nedir? Birbirinden farklı olaylar bunlar. Aynı şekilde derece Px bölü Qx. Yani Px bölü Qx'in derecesi m eksi ne? Neden? Px x üzeri m'li bir şey. Qx x üzeri n'li bir şey. Sonuçta bölme yaptığım zaman tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkaracağım. X üzeri m eksi n'li bir terim gelecek. O yüzden bölmede üstleri çıkarıyorum. Yani dereceleri birbirinden çıkarıyorum. M eksine. Ama der px bölü der kök direkt m bölü ne? Bu iki gösterim arasındaki fark önemli. Kolay gibi geliyor ama bazen bu fark gözden kaçabiliyor. Derece px artı qx ya da px eksi qx. Şimdi topladığım zaman ya da çıkardığım zaman sonuçta px'in derecesi m olduğu için burada x üzeri m'li bir terim olacağı için büyük olan derecesini alacağım. Sonuçta derece büyük olan eşit olacağı için toplamın derecesi büyük olan derecesine eşit. Şimdi bak burası önemli. Baş katsayıları mutlak değerce birbirine eşit ancak ters işaretli. Ve derecelere eşit olan iki polinom toplamanın derecesi bu iki polinomun derecesinden küçüktür. Şimdi bak bunu demeye çalışıyor. Bundan farklı olarak mesela Px polinomu alalım. 3x kare olsun bu. Artı bir şeyler. Qx polinomu da eksi 3x kare. Hatta şuraya 3x kare artı 2x artı 1 diyelim. Burası da eksi 3x kare eksi 4x eksi 2 diyelim. Bunları taraf tarafa toplarsam 3x kare eksi 3x kare gidiyor. 2x eksi 4x eksi 2x 1 eksi 2 eksi 1. Burada önemli olan şu bak derece 2 idi. Topladığım zaman 1'e düştü. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde mesela ikisi de 3x kare olsaydı çıkardığım zaman 1'e düşecekti. Burada onu anlatmaya çalışmış aslında. İkisinde de bunu anlatmaya çalışmış. Toplamı ya da farkı olduğu zaman şuradaki e, bunlar mutlak derece birbirine eşit olmamalıdır ki ...çıkardığım zaman derece düşmesin. O yüzden burada en başta M büyük N dedik. Aradaki farkı görebilmek için. Şimdi devam ediyorum. Bu özellikler de önemli benim için. Tabii bunu artık derece Px artı derece Qx... ...ayrı ayrı toplamı demek. Direkt dereceleri toplayacağım. Bu farklı bir gösterim. Yani derece Px artı Qx'te büyük olanı alıyorum ama... ...burada ayrı ayrı dereceleri topluyorum. Derece P çarpı Ax. Bu şu demek. Hatta burada şunu yazayım... Buradan şöyle yazsam daha doğru olur. Derece, derece, şuraya mesela bir tane sayı gelsin. K çarpı P çarpı P A X, buraya bir K sayısı gelsin. P A X, doğru mu? P P A X artı B olsun hatta. P A X artı B. Dışarıda bir tane M gelsin. Ekstra bir sayı gelsin. P X'in derecesi eğer P X'in M demeyelim de şuna. M'den farklı olsun. Şurası da L olsun sallıyorum şu an. Ya da f olsun. Harfi önemli değil. Önemli olan burada şu. Buradaki katsayıların hiçbir önemi yok derece için. Px'in derecesi m ise bu ifadenin derecesi de m'dir. Yani katsayı, x'in önüne gelen katsayı, gelen artılar hiçbir önemi yoktur derecede. Sadece ben x'in kuvvetine odaklanacağım derece bulurken. Yani PAX demek x'i A ile çarpmak demek. Dereceyi değiştirmiyor. Aynı şekilde a artı B yanına B de eklesem derece değişmez. Bunu K ile çarpsam derece değişmez. Bir de ekstra F eklesem yine derece değişmez. F x üzeri A. Şimdi bak x'in üzerinde bir de A kuvveti gelmiş. Normalde x'in derecesi ne? M. P x'in derecesi. Şimdi P x'in derecesi M. Yani x üzeri M'li bir şey. E P x üzeri A ne olacak? Bu da x üzeri A'nın M'ninci kuvveti. Doğru mu? Yani bu x üzeri M olacak. M çarpı A. Doğru mu? Yani burada ne oluyor burası direkt? M çarpı A oluyor. Üstün üssü alındığı için üsleri çarpıyorum. M çarpı A. Aynı şekilde P'nin A'nıncı PX'in A'nıncı kuvvetini alsam yani X'in x üzeri A değil de PX'in A'nıncı kuvvetini alsam fark etmez. PX eşittir. X üzeri M ise her tarafın A'nıncı kuvvetini almak demek. X üzeri M'nin A'nıncı kuvvetini almak demek. X üzeri M çarpı A. Yani üstün üstü alınırken yukarıda içeride ya da dışarıda fark etmiyor. Direkt bunu ne yapıyorum? Derece çarpıyorum. Derece PQX iç içe olduğu zaman yine sonuçta önce QX'i sonra PX'i bulacağım. Üstün üstü anlıyormuş gibi M çarpı ne diyorum? Dereceleri çarpıyorum. Bunları tabii ki örneklerde çok daha iyi pekiştirebiliriz. Şimdi örneklere geçelim. <laughs>